Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya... Ya önemli olan milletimiz. Yani milletimizi rahat ettirmek, refah payını yükseltmek, güvenli, mesela güvenlik konusunda her şey doğru gidiyor şimdi. Mücadele, terörle mücadele olsun, dış politika, savunma... Onlara da gireceğiz zaten. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararıyla ilgili siz bir tweet attınız. Herhalde aynı gün ya da ertesi gün attınız. Tam hatırlamıyorum ama... Biz demokrasi ve buna istinaden bütün süreçlerin demokrasi ve hukuk düzleminde yürümesini savunuyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Lakin yargı siyasetin üstüne çıkarak yahut kamuoyunda bu tür anlaşılmalara meydan verecek kararlarla anılmamalıdır. İkinci tweet'i de okuyalım. Onu buraya almadım ama biliyorum. Yani o kullanılmaması lazım bunun minvalinde bir tweet'te öyle hatırlıyorum. Ben okuyayım yani. Şimdi birini okuyup da diğerini okumazsak mesaj yarım kalır. Anlaşılmaz diyorsunuz. Mesaj anlaşılmaz. Mesaj yarım kalır. Şimdi orada aynen yazdığımız gibi biz demokrasiden yanayız ve her şeyin demokrasi içinde yani çözülmesini istiyoruz. Yani bu davanın olmaması istiyoruz. Gerektiğini mi düşünüyorsunuz? İkincide de şunu, devamında o tweetin devamında ikinci tweet. Yargı süreci henüz tamamlanmamışken ortadaki duruma üzülmesi beklenenler ya da gerekenler bir taraftan pervasızca yargıya saldırırken diğer taraftan da siyasi çıkar hevesiyle adeta zil takıp oynuyorlar. Kullanılıyor diyorsunuz bu tabii, dava. Evet. Evet. Önce hukuki değerlendirmenizi, yani bu ifadenin, bu davanın sonucunda verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve devamında gelen siyasi yasak, sizce ölçülü bir hukuki karar mı Sayın Destek? Şimdi öncelikle hukuk adamları, hukuk insanları neye göre karar verirler? Bir, mevcut yasalara göre. Hı hı. İki, vicdanları da tabii hakimin bir de vicdani ona inanması lazım. Bunlar birleşerek bir karar verirler. Tabii orada olayın yaşanış süreci, bütün bunlar da dikkate alınır. Şimdi burada baktığınız zaman bir kere bu ceza var mı Türk Ceza Kanunu'nda? 53. maddede var. Şimdi peki bunun bir siyasi yasağa meydan vermesi var mı? Var. O zaman ne yapmamız gerekir? Bizim bunu kaldırmamız gerekir. İşin doğrusu bu. Şimdi böyle bir şey varken, yasa varken, Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı varken, bunu veren hakime siz niye bunu verdiniz demek zor olur. Hukuki ben şimdi orada hep şu tartışılıyor. Yani bu zaten hukuki değil, siyasi bir karar. Şimdi çünkü benzer örneklerde benzer şeyler yani olmuyor. Benim benzer bildiğim örneklerde şu, para cezasına çevrilecek. Genelde bir yıl gibi bir ceza şu. Hayır, ben, para benim bildiğim, benim bildiğim şu, benim bildiğim şu, Serap Hanım, benim bildiğim şu, benim hukukçularımızdan aldığım ya da çevremizdeki, hı hı, arkadaşlarla konuştuğumda YSK üyelerine yapılan hakaretlerle ilgili bugüne kadar hepsi ceza almış. Hı hı. Yani sözün şiddetine göre ceza az ya da çok olmuş. Hı hı. Şimdi dolayısıyla da işte ama bunun bu YSK ilk defa bir hakaret olmadığına işte dair hakim savunmanın... ona karar vermiş. Evet. Fakat burada önemli olan şu. Bu da ilk yerel mahkemenin bir kararı. Bunun istinaf süreci var, bunun Yargıtay süreci var. Hatta bunun Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı geldi biliyorsunuz 2010 referandumunda. Onlar hayır dese de bizim evetlerimizde biliyorsunuz bu çıkmıştı. Şimdi herkes istifade ediyor. Elbette istifade edecek. Şimdi burada hala yargı süreci devam ediyor. Yani yargı süreci bitmiş diyemeyiz. Yani öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki ilk mahkemenin ya da yerel mahkemenin verdiği nice kararlar istinafta ya da Yargıtay'da bozuluyor. Sizin kanaatiniz şimdi nedir? Benim kanaatim şu. Benim kanaatim şu. Bu tür hakaretlerde ki bu hakarettir, yani küfür olmasa bile bir hakarettir. Bu tür hakaretlerde biz yasalarımızdan, yani Türk Ceza Kanunu'ndan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz. Yani benim kanaatim bu. Şimdi dolayısıyla yani bundan biz burada ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız diyorsunuz. Tabii orantısız. Yani ben bunu şey bulmuyorum. Yani çünkü bir kararı değerlendirirken bizim şunu yapmamız lazım. Kendimizi o kararı almış birisi olarak değerlendirmemiz lazım. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Ya da bize bununla karşı karşıya kalsaydık ne düşünürdük? Önemli olan budur. Ama
daha da önemlisi yasalardır. Yani bizim mevcut yasaları beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama mevcut yasalara herkes uymak zorunda ve evet yine yargının kararlarını eleştirebiliriz ama yargının kararlarına da yine herkes uymakla yükümlüdür, mükelleftir. Lakin şimdi işin ikinci kısmı var. İşin ikinci siyasi kısmı mı? Siyasi kısmı var. Şimdi siyasi kısmına baktığımızda biz neyle karşılaşıyoruz? Şimdi bizim bildiğimiz ceza alan üzülür. Ceza alanın morali bozulur. Şimdi bir bakıyoruz, bu ceza haberi geldiği anda yani hani adeta zil takıp oynama gibi bir durum var. Yani şimdi sevinç çığlıkları atılıyor. O görüntü şimdi, size öyle mi göründü? Yani siz nasıl anladınız? Herkes böyle anladı. Sonradan bir görüntü inanılmaz daha paylaşıldı aslında. Bir sevinç bir gösterisi yani yapıldı. Başlangıçta bir üzüntü görüntüsü var orada. Var. Ondan sonraki kısımda yani artık sevinç olarak bir moral, mı adlandırırsınız? Bir moral verme hayır, olarak mı adlandırırsınız? Şuradan herhalde sevinildi diye hesap yapıyorum. İşte 25 yıl önce de, 23 yıl önce ya da işte 1998'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı iken biliyorsunuz bir şiir yüzünden bir ceza almıştı. Evet. Ki onun herhalde şeyi 4 ay mıydı yatarı öyleydi. Evet. Şimdi fakat Pınarhisar'dan. Şimdi o orada verilen tepki bütün yargı süreçleri bittikten sonra oldu. Yani Yargıtay'ın kararı onamasından sonra oldu. Yani ilk mahkeme karar verdiği anda Türkiye'nin gündemi bile olmadı. Yani Yargıtay onadıktan sonra oldu. Şimdi şöyle bir düşünce hasıl oldu. Özellikle Millet İttifakı partisi ve tabanlıları ve hatta genel başkanları düzeyinde. Evet işte bu karar verildi. Bu kime yaradı? Ekrem İmamoğlu'na yaradı. Öyle düşünüyor musunuz? Dolayısıyla ona mı yaradı? Hayır, ben düşündüklerini gördüğümü söylüyorum. Dolayısıyla da bir mağduriyet oluştu. Halk da mağduru sever. Dolayısıyla da mağduru destekler. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süreci tamamen bitmişti. Bir anda tekrar hem de en başta gündeme girdi. Tam tersini söyleyenler var. Şöyle deniyor. Çünkü aylardır aday kim olacak diye konuşuyoruz. Sizle de daha önce konuştuk. Bir ay sonra da açıklanacağı yönünde de bir kanaat oluştu. Ocak ayında artık bu konuşulacak ve açıklanacak diye. Tam da şu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu iktidarın en çok istemediği kişiydi ve onunla ilgili bir belirsizlik, yani adaylığı iptal olabilir çünkü bir siyasi yasağın eli kulağında her an gelebilir duygusu yaratılarak tamamen denklem dışı çıkarılması sağlandı. Bir yandan da yine böyle bir siyasi yasakla İstanbul Belediyesi de muhalefetin elinden alınabilir. Bu kararla bir taşla iki kuş vurulması hedefleniyor diye de bir tersi yorum var. Bu yoruma ne dersiniz? Ben öncelikle kendi yorumumu tamamlayayım müsaade ederseniz. Tabii ki. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı süreçle bu süreçin birbirine benzemeyen çok tarafı var. İki, daha da önemlisi şu, Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil. Yani 25 yıl önceki insanların düşüncesiyle bugünkü insanların düşünceleri aynı değil. Dolayısıyla buradan aynı sonucun ben çıkacağına ihtimal vermiyorum. Bir de işte bu karar sonrası kamuoyuna yansıyan görüntüler, düşünün ki sizin genel başkanınız yurt dışında. Ben mesela belediye başkanı olsaydım ve böyle bir süreçle karşı karşıya kalsaydım. Genel başkanımla görüşmeden ya da genel başkanım gelmeden hiçbir açıklama yapmazdım. Sokağa da çıkmazdım. Miting de yapmazdım. Genel başkanımı beklerdim. Şimdi burada onun için bütün bunlar bence Cumhuriyet Halk Partisi tabanını da yönetimden başlayarak bence ilk gün yaşananlar onlar da rencide etti diye düşünüyorum. Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Çünkü ben bir başka partinin genel başkanıyım. Yani belli bir düzeyi korumak zorundayım. Yoksa çok daha farklı yorumlar da, kanaatler de, düşünceler de, görüşler de o altılı masa içindeki partiler, o günkü yaşananlarla ilgili daha ileri şeyler de söyleyebilirim. Ama bu söylediklerim herhalde anlaşıldı. Değil mi? Evet. Kamuoyu da evet. Anladı peki, bunu. Sizin söylediğinize gelirsek, ben burada tabii suçlanan Cumhur İttifakı ya da itham edilen ya da siyasi olarak ima edilen o. Evet. Şimdi işin bu tarafına baktığımız zaman ben
Cumhur İttifakı'nın gündeminde kesinlikle böyle bir şey yok. Yani böyle bir düşünce ya da böyle bir beklenti yok. Hı hı. Çünkü niye olsun ki? Zaten İmamoğlu'nun adaylığı bitmişti zaten. Kendi kendine bitmişti. Tam tersine bu karar İmamoğlu'nu tekrar tabiri caizse oyunun içine soktu. Yani sizde de öyle değil mi? İmamoğlu'nun adaylığı bitmişti. Özellikle Trabzon gezisinden sonra bitmişti. Şimdi Kemal Bey çok net bir şekilde iki belediye başkanımız görevlerine devam edecekler dedi. Kendi adaylığı noktasında çok net bir tavır sergiledi. Hı hı. Bunu ben adayım, bir ben adayım demediği kaldı. Onu da kendi kurmayları söylediler. Yani onun için burada Cumhur İttifakı'nı ya da Cumhurbaşkanlığı ya da başka bir yeri, adresi suçlamak ya da buradan siyasi nema elde edecek. Onun için bu karar verildi demenin bir temeli yok. Çünkü İmamoğlu zaten çıkmıştı, devre dışı kalmış.